Şimdi Ceylan Pınar olayı deyince şimdi biliyorsunuz ki 22 Temmuz 2015 tarihinde Ceylan Pınar'da bir sabah uyandık ki işte iki polis vefat etmiş. Bu polisin vefat etmesinden kaynaklı olarak da maalesef çözüm süreci bitirildi. Bu olay neden gösterilerek bitirildi. Ama bu dosyada dosyadaki sanıkların tümü beraat etti ve beraat etmesinden kaynaklı aslında barış sürecinin bitiren olay olan iki polisin öldürülmesinin faili, daha doğrusu failsiz kaldı. Fail meçhul olarak gözüküyor. Şimdi şöyle söylersek zaten bizim ilk Şanlıurfa 2 Ağır Ceza'da yapılan yargılamada müvekkiller tamamı, dosyadaki bütün sanıklar beraat etti. Ardından istinaf da söz konusu kişilerin mahkemenin verdiği beraat kararını esastan reddetti taleplerini de, yani daha doğrusu beraatlerinin doğru olduğuna dair karar verdi. Şimdi dosya Yargıtay'da yaklaşık olarak 5 yıl 4 aydır dosya Yargıtay'da bulunuyor ve daha dosyada herhangi bir gelişme yok. Şimdi aslında olayla ilgili şöyle hafızamda olan bazı şeylere değinmek istiyorum özellikle. Şimdi 22 Temmuz 2015 tarihinde bu ölüm olayından hemen sonra Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü söz konusu olayın emniyet içerisinde bulunan mensuplar tarafında bir olay olduğunu ve arkadaş arkadaşı öldürdüğü şeklinde bir beyanları söz konusu oldu. Bu olaydan sonra yine aynı şekilde Şanlıurfa Valiliği benzer mahiyette ifadelerde bulundu ve gelinen sonra her ne olduysa ve şöyle bir durum oluştu. Bu kapsamda, yani Şanlıurfa Emniyet Müdürü'nün verdiği beyan kapsamında söz konusu işte vefat edenlerin yakın arkadaşlarının ifadelerine başvuruldu. Bu kişilerin ifadeleri alındı. Her nasıl olsa bu dosyadan vazgeçildi. Daha sonraları işte o dosya sümenaltı yapıldı. Sümenaltı yapılıp dosya bu sefer işte bizim sanıkların, bizim müvekkillerin yer aldığı dosyada, şüphelilerin olduğu dosya yargılaması yapıldı. Ve dosyada söz konusu müvekkillerin ya da yani suçun işlendiği ile ilgili herhangi bir delil olmamasına rağmen ve dosyada biz defalarca mahkemede belirttiğimiz üzere birinci derecede şüphelilerin işte söz konusu işte bu vefat eden kişilerin yanında, gece yanında bulunan ve parmak izi çıkan polislerin yargılanması gerekiyor. Bu kişilerin dosyaya dahil edilmesi gerekiyor diye. Ama mahkeme bu taleplerimize kayıtsız kaldı her nedense. Daha sonradan işte yaptığımız işte bizim sümenaltı yapılan dosyada sonradan bizim meslektaşlarımızın çabalarıyla, bizlerin çabalarıyla daha önceki dosyadaki beyanları bulduk. Bu beyanlarda işte söz konusu parmak izi bulunan şahıslardan birkaç işte söz konusu eve 6 aydır gitmemişiz diye bir beyanda da bulundular. Aslında birinci derecede şüpheliler o şahıslardı. Ama maalesef şu anda barış sürecini bitiren olay faali meçhul olarak şu anda daha devam ediyor. 4 yıldır bu dosya ve 5 yıl 4 ay dosya Yargıtay'da. Yargıtay bu dosyayı bekletiyor. Neden beklettiğini de, yani şu anda mevcut dosya, Yargıtay'ın dosya incelemeleri açısından şu ana kadar Yargıtay'ın bir karar vermiş olması gerekiyordu. Bekletmesine de bir anlam veremiyoruz. Şimdi bu dosyanın önemi açısından barış sürecinin bitirmesi dünya kamuoyuna mal olmuş bir dosya. Ve aslında dosyanın içeriği boş. Ve söz konusu faillerin ya da şüphelilerin polisler olması gerekiyor ya da başka ellerin olduğu kanısındayız.
Ama dosya faali meçhule kapatıldı ve barış süreci heba edildi bu dosyayla birlikte. Şimdi işkencenin, bunun herhalde tarifi yapılamayacak işkenceler yapıldı. Yani Filistin askısından tutun da job mu dersiniz, mezar kazmak mı dersiniz, elektriğe vermek mi dersiniz. Bununla ilgili bütün şeyler yapıldı. Bütün işkence türü ne varsa hepsini müvekkiller üzerine üzerinde uygulandı. Şöyle söyleyebilirim. Hasan Aydın var, dosyada yargılanan kişilerden. Hasan 6 ay boyunca kollarını kullanamadı. 6 ay boyunca Filistin askısına alınmıştı. Naci psikolojik anlamda, Naci Yılmaz, Mehmet Naci Yılmaz psikolojik anlamda büyük çöküntüler yaşadı. Çünkü mezar kazmaktan tutun da elektrik mi dersiniz, bütün işkence türlerinin tamamı kendisine uygulandı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Çoğu suç duyurularımız takipsizlik kararı verildi. Bir kısmı şu anda bizim diğer meslektaşlarımız takip etmektedir bu hususta. Ama genel anlamda şu anda dosya itibariyle işkence mevzusunda Anayasa Mahkemesi'ne yürütülmüş bir durum söz konusu. Yani bu işkencenin yapıldığı, çünkü özellikle sağlık raporları, alınan sağlık raporları tamamen müvekkiller görülmeden, doktorlar tehdit edilerek alınmış raporlardı. Bundan dolayı da yani biz yasal anlamda yasal başvuruları yaptık, işkence yapıldığına dair. Yani soruşturma devam ederken soruşturma savcısına bile işkence yapıldığı, bu işkence tutanaklarının ne işkenceler yapıldığını müvekkillerin beyanlarında, tutanaklarda da aynı şekilde geçirildi. Bu yani işkencenin özellikle Türkiye genelinde bir yaygınlaşmış, 2014'ten sonrası çok yaygın bir şekilde devam etti. Özellikle Ankara ile Urfa bu konuda neredeyse öncülük yapıyor desek yeridir. Yani işkencenin her türü şüpheliler, yani suç işlesin işlemesin, delil üretme adına faali meçhul cinayetleri işlemeyen kişilerin işlemediği suçları o kişilerin üzerine bırakmakla ilgili olarak çeşitli işkenceler ve hala da bu işkenceler devam etmektedir. Özellikle şöyle söyleyeyim, 2015 ile 2020 arasında Urfa'da işkencenin, hani bunun haddi hesabı yoktur. Hani bizde bir tabir kullanılır. Gerçekten de öyle bir durum oluştu. Çünkü hemen hemen bütün dosyalarda işkence yapıldı. Hani propaganda dosyasında bile işkence girişinde bulundu, işkence yapıldı kişilere. Ama yargı maalesef işkenceye tolerans tanıyor ve yargı mekanizmaları işkenceyi görmezden geliyor. Bu açıdan yargı sisteminin işkence hususunda sınıfta kaldığını belirtebilirim. Yani barış süreci baltalandı. Yani bu süreçte işte Türkiye'nin ekonomisinin hangi duruma geldiği, özellikle güvenlik politikasına dönüşmüş olması, güvenlik politikasında harcanan masraflar ve barış sürecinin bitmesiyle kamu kuruluşlarının yaptığı aşırı fahiş israflar Türkiye'nin ekonomisini büyük darbe vurdu. Bu da barış sürecinin aslında yankılarıdır, yani etkileridir. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü savaş ekonomisine dönüldüğü zaman bu takdirde ekonomilerin ayakta kalması zor zaten. Yine dünya kamuoyu açısından şu anda yani bu yargılamaların, yani yargılamanın 9 yıl sürmüş olması, beraat edilmiş olmasına rağmen adil yargılanma yapılmamış olması dış sermayenin Türkiye'ye gelmesini engellemektedir. Bu da ülke ekonomisini yine bozmaktadır ve en önemlisi bence yargının
güvenilirliği neredeyse %30'lara düşmüş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu da 2015'ten sonraki olaydan aslında bağımsız olarak düşünülemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü o olayla birlikte Türkiye'de değişik olaylar meydana geldi. Normalde Yargıtay bu dosyaları en uzun yargılama yaptığı çebi 3 yıl içerisinde bu dosyalar bitmekte. Ama bu dosya itibariyle özel bir bekletiliyor hissi bende uyandırıyor. Ben şöyle söyleyeyim, yani barış sürecinin eğer başlatılacaksa, bir barış süreci başlatılacaksa bu dosyayla Yargıtay'ın kararıyla birlikte olacağı düşüncesindeyim. Çünkü barış sürecini bitiren dosyanın bunun bitimiyle de yeniden bir barış sürecinin başlanması gerektiği kanısındayım. En azından bu benim bir temennim olarak söyleyebilirim. Kamuoyuna söyleyeceğim şu, barış sürecini bitiren bir dosya şu anda faizsiz bir dosya. Ve kamuoyunun bu kapsamında işte hepimizin yüksek sesle çıkıp bunu gündemleştirip madem bu barış süreci bu dosyayla bitti, şu anda faizsiz kalan bir dosyada bu sürecin tekrar başlaması gerekiyor ve bunu yüksek sesle bütün kamuoyunun, yani bu sadece bir kesimin ya da bir Kürtlerin, sadece Türklerin ya da Arapların ya da Çerkezlerin yapacağı bir şey değil. Bütün kamuoyunun, çünkü bütün kamuoyunun bunu haykırması gerekiyor. Gerekiyorsa bu konuyla ilgili yürüyüşler yapılması gerekiyor. Basın açıklamalarıyla yapılması gerekiyor. Oturma eylemlerin yapılması gerekiyor. Yani artık bununla ilgili toplumun sivil itaatsizlik dahil olmak üzere bütün meşru yollara başvurulması gerekiyor. Çünkü bu dosya ile birlikte, barış sürecinin bitmesiyle birlikte ülke ekonomisi çöktü ve bu hepimizi etkiliyor. Şu anda emeklilerin 10 bin lirayla geçim muhabbeti yapılıyor. Evet, ekonomi bozuldu ve insanlar geçimini sağlamıyor. Nedeni de bu aslında bir nevi de bunun sonuçları itibariyle, bu dosyanın sonuçları. Çünkü devletin savaş ekonomisine dönmesiyle birlikte ekonomi bir anda çökmüştür. Bunun da insan toplumun bir araya gelerek, toplumdaki o toplumu oluşturan bireylerin bir araya getirerek bununla ilgili tepkilerini göstermesi lazım ve bir an önce o 2015'e geri gitmemiz gerekiyor. Dolmabahçe mutabakatına dönmemiz gerekiyor. Bu buradan kaldığı yerden devam edilmesi gerekiyor ve insanların bu konuda talepkar olması gerekiyor. Talepkar olmadığı takdirde şimdi savaş ekonomisiyle ülke yönetilemeyeceği gün yüzüne çıktı. Yani ve bu olayı başlatan dosyanın failleri de tespit edilemediğinden, bundan dolayı da barış sürecini bitiren olayın artık iktidarın bahsettiği gibi bir olayın meydana gelmemiş olmasından dolayı bu barış sürecini tekrar devam ettirilmesi gerekiyor.